İyi akşamlar. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü'nün online konferans dizisinden birisinde daha beraberiz. Özellikle ben enstitü müdürü olarak her şeyden önce bu kadar yoğun çalışmaları olmasına rağmen bilimden fedakarlık yapmayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü dostumuz Profesör Doktor Turan Kaçarı Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konferans olacağından ve güzel etkinlik olacağından hiç şüphemiz yok. Ve herkese merhaba, iyi akşamlar diyerek sözü Fahri Hocama bırakıyorum. Teşekkürler. Merhaba hocam, ben de teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, hoş geldiniz Turan Hocam. Öncelikle ben sizi Merhaba Fahri Hocam. kısaca katılımcılara tanıtmak istiyorum. Sayın Kaçar, Muğla'nın Seydikemer ilçesi İzzettin Mahallesi'nde doğmuştur. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını 1996 yılında İngiltere'de Wales Üniversitesi'nde tamamlamış, doktora çalışmalarını da aynı üniversitede sürdürmüştür. Sayın Kaçar, akademik hayatına 1994 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Ardından aynı üniversitede yardımcı doçentlik ve doçentlik kadrolarına atanmış, 2009 yılında Pamukkale Üniversitesi'nde profesör olarak göreve başlamıştır. 2015 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne geçen Sayın Kaçar burada dekanlık görevini sürdürmüştür. Akademik hayatı boyunca bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyelikleri, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulunan Sayın Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde rektörlük görevini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası prestijli dergilerde pek çok makalesi yayınlanan Sayın Kaçar, aynı zamanda uluslararası ve ulusal toplantılara da katılmıştır. Son çalışmalarını özellikle Hristiyanlığın kabul edildiği dönemdeki buhranlı zamana ayıran Sayın Kaçar, bu akşam da bize bu bağlamda Milvian Köprüsü Savaşı öncesinde Büyük Konstantinus'un gördüğü rivayet edilen rüya ile Hristiyanlık ve Roma üzerine sunacaktır. Buyurun Sayın Kaçar. Fahri Hocam, çok teşekkür ederim. Celal Hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Hem Pamukkale Arkeoloji Enstitüsü'ne, Pamukkale Üniversitesi'nin eski bir mensubu olarak yine sizlerle birlikte olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Bugün konuşacağım konu İmparator Konstantinus'un tabii ki Konstantinus'un rüyasını tarih yazıcılığı ve tarihsellik bağlamında ele alacağım ama daha ziyade aslında siyasi dış politikayla din politikası arasındaki ilişkilere de değinmek istiyorum. Konstantinus döneminin genel durumu, Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın durumunu ele almak istiyorum. Öncelikle bu resimde gördüğünüz bizim İmparator Konstantinus Roma'da Kapitolium Müzesi'nde bulunan heykeli. Kronolojik olarak hızlı bir kronoloji vermek istiyorum. Konstantinus 306 yılında imparator oluyor York'ta. 312'ye kadar sadece Batı'da bir imparator ama 312'de Batı'nın imparatoru oluyor. Milvius Köprüsü Savaşı'nı kazandıktan sonra. 313'te Konstantinus'la birlikte anılan meşhur Milano Fermanı var. Bu aslında Milano Fermanı diye bir ferman yok. Nikomede'de yazılmış bir mektup. İşin tuhafı Konstantinus'un yazdığı bir şey de değil. Licinius'un, doğudaki imparator ve Konstantinus'un artık eniştesi olan Licinius'un yazdığı bir mektup. Konstantinus Hristiyanlıktan ne bekliyordu? Nasıl bir, daha doğrusu kilise örgütünden ne bekliyordu? Nasıl bir kilise örgütüyle karşılaştı? Bu aslında önemli bir soru ama herhalde bunun ilk testi de 313 yılında Kartaca'da karşılaştığı Donatus. Donatus bir psikopos ismi, Donatus meselesi. Kuzey Afrika'da, Kartaca'da bu krizle Hocam, karşılaştı. çok özür dileyerek araya giriyorum. Slaytlar ilerlemiyor. Nasıl?
Slaytlar ilerlemiyor. Şu anda kronolojik çerçeveyi görmüyor muyuz? Hayır hocam. Allah Allah, niye ki? Bir problem mi var? Anlamadım vallahi. Hocam siz ana ekranınızdan yürütmelisiniz. Kendi ekranınızdan. Tamam. Yani şeyle yürütmeye çalışıyorum. Yani benim önümde ilerliyor sadece ama tabii orada ilerlemesi enteresan. Hocam tam ekrandan çıkıp yenilerseniz belki olacakmış. Tamam. Şu anda Tamam. çıktım tam ekrandan. Tamam hocam. Şimdi Şimdi nasıl? görebiliyoruz. Evet. Şu Tamam, anda şimdi ilerliyor yukarıda hocam. doğal üstü görünüyor mu? Evet. Tamam. Peki o zaman şöyle başlayayım. Yeniden başlayayım isterseniz. Yani şeyden itibaren yani bugünkü konuşacağım konu Konstantinus'un rüyası. Bu rüya hikayesi aslında tarih yazıcılığında çok sıkça karşılaştığımız, belki Herodotos da en zengin bir şekilde karşımıza çıkan, fakat bütün bu Yunan ve Latin tarih yazım geleneğinde bol miktarda karşımıza çıkan bir motif. Yani eski çağ tarihçileri herhalde rüya modelleri olmasaydı ne yaparlardı bilmiyorum. Burada da farklı bir şey ya da daha doğrusu İmparator Konstantinus bağlamında da bir rüya hikayesiyle karşılaşıyoruz. Konstantinus'un büstü bu resimde gördüğünüz Roma'da Kapitolium Müzesi'nde. Kısa bir kronolojik çerçeveden söz etmek istiyorum Konstantinus'la ilgili. 306 yılında Konstantinus İmparator, 312 yılında Konstantinus Milvius Köprüsü Savaşı'nı kazanıyor. Bu savaşla birlikte Roma İmparatorluğu'nun batı yarısını kontrol altına almış oluyor. 313 yılında Milano Fermanı diye bilinen, aslında Milano'da bir ferman ilan edilmiyor ama Nikomede'de yazılmış bir mektup var. Bu mektup da Konstantinus tarafından değil, Licinius tarafından, doğudaki imparator Licinius tarafından yazılıyor. Konstantinus 313'te Kartaca'da Donatus kriziyle karşı karşıya kalıyor. 318 ile 323 arasında bir tarihte de İskenderiye'de Arius kriziyle Arius krizinden haberdar oluyor. Bunun kronolojisi tartışmalı tabii. Aslında doğrudan müdahalesi 324'te Üsküdar Savaşı'nı kazanması ve Licinius'u tasfiyesinden sonra başlıyor Konstantinus'un Arius krizine müdahalesi. 325 tarihi İznik Konsili'ni bu İmparator Konstantinus'un Hristiyanların resmi bir amentüsünü hazırladığı bir toplantı. 327 yılında Konstantinus'un annesi Helena Kudüs'ü ziyaret ediyor. Burada Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hazreti İsa'nın geldiği söylenen çarmıha ait parçalar bulunduğu söyleniyor. Bu tabii sonraki hikayedir. Yani 4. yüzyılın sonlarında bu tür hikayeler ortaya çıkıyor. Konstantinus 330 yılında Konstantinopolis'in açılışını yapıyor. Konstantinopolis'in inşasına aslında 324'teki Üsküdar Savaşı'nın hemen akabinde başlanmış. 336 yılında Konstantinus'un İran ile savaş durumunu görüyoruz. 337'nin 22 Mayıs'ında da Konstantinus'un ölümü var. Mayıs ayı İstanbul için önemli gerçekten. Dün İstanbul'un fethiydi. Dünden bir hafta öncesi İstanbul'un banisi Konstantinus'un ölüm yıl dönümü. Ondan da 11 gün önce de yani 330'un 11 Mayıs'ında da İstanbul'un kuruluşunu görüyoruz. Kısaca harita üzerinden görmemiz gerekirse 306 yılında Konstantin York'ta imparatorluk tahtına çıkıyor. İmparator olduğu zaman imparatorluğun sadece bir kısmına yani babasının yerine tahta çıkıyor Konstantinus. Babası Konstantius'un. Babası Konstantius bizim tetrarşi diye bildiğimiz Diokletianus'un tesis ettiği fakat 305 yılından sonra Konstantius'un da artık Augustus olarak batıda önemli bir rol üstlendiği dünyayı kontrol ediyor. 312 yılında Roma yakınlarında Milano Savaşı'nda Konstantinus İmparatorluğu bütün batısını kontrol altına almış oluyor. Bu haritanın tamamına ise 324'teki Üsküdar Savaşı'ndan sonra hakim olmuş oluyor. Şimdi bu rüya hikayesi nedir?
Rüya hikayesi ile ilgili elimizde iki farklı şey var, kaynak var. Birisi Lactantius'un eseri, Lactantius'un Zalimlerin Ölümleri üzerine diye bilinen De Mortibus Persecutorum adlı eserinde şöyle bir şey var, pasaj var. Maxentius'un hükümdarlığının yıl dönümü yakındı ve iktidardaki ilk 5 yılı tamamlanmak üzereydi. Konstantinus'a rüyasında askerlerinin kalkanları üzerine Tanrı'nın ilahi işaretini işlemesi ve ondan sonra savaşa girişmesi direktifi verildi. İmparator kendisine emredildiği gibi yaptı ve çarmıha benzeyen He veya da buradaki tam X ama He harfini tepesine diğer tarafa yaslanmış şekilde İsa'nın adını kalkanların üzerine işledi. Bu Lactantius 315 yılı civarında, yani geleneksel olarak bu konuyla ilgili çalışanlar Lactantius'un eserini 315 yılı civarında tamamladığını not ediyorlar. Dolayısıyla bu 315 yılındaki durum, yani savaştan 3 yıl sonra. Burada daha farklı bir anlatıyla karşılaşıyoruz. Bunu da Eusebius'un Konstantinus biyografisinde 1. kitabın 28. pasajında şöyle bir anlatı var. İmparator yaklaşık öğle vakti gün tam dönmek üzereyken kendi gözleriyle gökyüzünde güneşin üzerinde ışıktan çarmıh şeklinde bir süs ve yanında bununla fethet yazısını gördüğünü söyledi. Manzaranın yarattığı şaşkınlık hem imparatorun hem de başka bir yerde yürüttüğü bir seferde kendisine eşlik eden bütün askerleri esir etti ve mucizeye hepsi tanık oldu. İmparator bu alameti ne anlama geldiğini kendi kendine merak ettiğini söyledi. Ondan sonra imparator uzun uzun tefekkür edip düşünürken gece bastırdı. Bunun üzerine uykusunda gökyüzünde gördüğü işaretle birlikte İsa imparatora göründü. Ve gökyüzünde gördüğü işaretin bir kopyasını yapmasını ve bunu düşman saldırılarına karşı siper olarak kullanmasını istedi. Herhalde bu şu resim bunu en iyi ifade eden şey bu benim sağ tarafımda bulunan resim üzerinde imparatora gösterilen yazı ya da şey entoi toutoi nika, yani bununla fethet yazısı. Bunu ne zaman gördü tam bilmiyoruz. Yani Milvius Köprüsü savaşı günü değil muhtemelen. Belki çok daha önce bir anda görmüş olabilir. Ama Eusebius'a bunu anlattığı tarih muhtemelen 336 yılında. Yani Milvius Köprüsü Savaşı'ndan 24 yıl sonra, 312'de olduğunu düşünürseniz savaşın, Eusebius'a bunu ayrıntılı bir şekilde 336'da anlatıyor. Çünkü Eusebius'a 336'da İstanbul'da karşılaşıyor. Gerçekten Eusebius'a anlatıyor mu? Yoksa Eusebius saraydaki veyahut da Konstantinus'un etrafındaki insanlardan bunu duydu mu? Bunu da tam olarak bilmiyoruz elbette. Ama Eusebius kendisi ne anlatıldığını söylüyor. Şimdi bu rüya meselesi ya da rüyada işte İsa'nın ona göre direktifler vermesi veya rüyada ilahi bir takım işaretlerle karşı karşıya kalması sadece Hristiyan tarih yazıcılığına ait bir mesele değil. Bunun pagan karşılıkları da var. Hatta yine o dönemlerde 313'te kendisine yapılan bir övgü konuşmasında bir şey hatip Konstantinus'a aynen şu şekilde hitap ediyor. Hangi tanrıydı o size cesaret veren, hangi mevcut yücelikti? Neredeyse bütün yetkililerinizin ve generallerinizin sadece sessizce homurdandığı ve açıkça korktuğu bir zamanda öyle ki siz beşeri tavsiyelerin tersine, kahinlerin uyarılarının tersine tek başınıza, kendi kararınızla, kendi kurtarma anının geldiğini hissetmemiş miydiniz? Çünkü siz ey Konstantinus, ilahi iradeyle kesin olarak gizli bir şeyi paylaşıyorsunuz. Bu irade bizimle ilgilenmesi için daha aşağıdaki tanrılara yetki veriyor ve kendisini göstermeyi sadece size bahşediyor. Şimdi bu bir pagan perspektif. Biraz önce söylediğim Eusebius'un ve Lactantius'un perspektifi. Bir de bu tabii bu tür hikayelerle ilgili aslında İncil'de yer alan bir hikaye daha var. O da Aziz Paulus'un İsa ile karşılaşması. Yani İsa ile rüyasında veya rüyet olarak veya da vision her neyse nasıl söylersek karşılaşan sadece
şey değil yani Konstantinus değil veya Eusebius'un böyle bir hikayeyi İncil'den aldığı bir ilhamla uydurması da muhtemel. Bu da yani zihnimizin bir köşesinde bulunması gereken bir şey. Buradaki işaret ya da ordunun işte sembol olarak kullanılan işaret bu. Bu hero işareti yani Hazreti İsa'nın isminin ilk iki harfi Hristos ya da Mesih anlamına gelen şeyin isminin ilk iki harfini ne karşılık geliyor. Şey bu yani işaret bu. Şimdi bunu nasıl yorumlamalıyız? Yani bu tür anlatıları İmparator Konstantinus rüyasında gerçekten İsa ile irtibat mı kurdu yoksa tarihçi Eusebius hem okuyucularını hem imparatorun unikliğini veya imparatorun eşsiz bir şahsiyet olmasını böyle bir hikayeyle mi süsledi? Herhalde bu ikincisi daha makul bir şey. Yani Eusebius'un sunduğu Konstantinus bu. Bu tabii şaşırtıcı değil. Şundan dolayı şaşırtıcı değil. Hristiyanlar Eusebius'un kendi hayat çizgisi içerisinde Roma imparatorları tarafından çok sert bir şekilde kovuşturulmuşlardı. Yani İmparator Diokletianus'un 303 yılında başlayan meşhur son büyük takibat Eusebius'un tanık olduğu bir meseleydi. Bu takibat 303 yılından 313 yılına kadar aralıklarla bir şekilde devam etti. Yani bilhassa doğuda devam etti ve çünkü doğuda Hristiyanlık daha yoğundu, nüfus olarak daha yoğundu. Doğudakiler bundan daha olumsuz etkilendiler. Konstantinus'un Hristiyanlığı meşru görmesi ve Hristiyanlığı desteklemesi, Hristiyanlarla birlikte hareket etmesi herhalde Eusebius gibi bir adam için oldukça şaşırtıcı olmalıdır. Biraz da bunun belki şeyi övüncü imparatoru belki biliyorsunuzdur. Bunu eserini okuyanlar varsa burada biraz da Hazreti Musa modelinde yeniden ürettiği ne ilişkin pek çok tartışma da vardı Eusebius'un Konstantinus modellemesi diyelim. Konstantinus bu 312'deki savaştan hemen sonra savaşı kazandıktan sonra Şubat 313 yılında doğudaki imparator Licinius'u Milano'ya davet ediyor. Milano'da bu şeyle Licinius'la birlikte yeni bir politika belirliyorlar. Yeni bir din politikası belirliyorlar. Şimdi bu buradaki buluşma ve sonrasında ortaya çıkan yeni din politikası literatürde daha çok Milano Fermanı olarak biliniyor. Aslında Milano'da herhangi bir ferman ilan edilmiyor ya da ediliyorsa bile en azından biz sahip değiliz. Bizim Milano Fermanı diye bildiğimiz Lactantius'ta ve Eusebius'ta da yer alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Milano Fermanı diye bildiğimiz şey Licinius'un 313 yıl Haziran'ında Nikomedia'dan yani İzmit'ten yayınladığı bir mektup. Valilerine birisine gönderdiği bir mektup. Burada Hristiyanlara hoşgörü gösterilmesi, Hristiyanların dinlerinde ve kutsallarında işte serbest olmaları gerektiği vesaire. Yani Hristiyanlara bir şey, hoşgörü politikası izlenmeye başlanıyor şeyden itibaren. Şimdi bu tabii neden Doğu'da ilan ediliyor? Çünkü Doğu en azından literatüre göre Doğu'da şey hala devam ediyor. Bu takibat meselesi hala devam ediyor. Ondan sonra Batı'da zaten Eusebius, Konstantinus'un babasının bile Batı'da Hristiyanlara zulmetmediğini, dolayısıyla hoşgörü gösterilecek grubun Batı'dan çok Doğu'da olduğunu biliyoruz. Eusebius, Konstantinus'un babasının Doğu'da, Batı'da gönülleri değil sadece binaları yıktığını, yani bu büyük takibatı, Diokletianus'un büyük takibatının Batı'da çok sembolik olarak uygulandığını, çok da yani ciddi bir şekilde uygulanmadığını. Dolayısıyla Batı'da Hristiyanların zaten serbest olduğunu, Hristiyanların Doğu'da ciddi siyasi baskı altında olduğunu,
Onun için Milano Fermuarı'nın bilhassa doğuda daha önemli olduğunu vurguluyor. Yani bu önemli işin bu tarafı. Yani Konstantinus eğer bunu batıda da aynı şekilde, bu batıda da geçerli olsaydı bu şu anlama gelirdi. Yani kendisinden önce Hristiyanlar ya da kendisi Hristiyanları sanki yasaklı bir grup olarak görüyormuş gibi düşünülebilirdi. Bu yani Milano Fermanı bu bağlamda aslında hani Milano Fermanı olarak değil belki Nikomedia mektubu olarak nitelendirmek bunu daha doğru. Tabii bu arada bir not olarak ifade etmek isterim. Milano Fermanı'ndan 2 yıl önce aslında İmparator Galerius, o zamanki İmparator Galerius, Serdika'da başka bir şey, tolerans fermanı ilan etmişti. Ancak bu kilise tarihçiliğinde çok fazla ön plana çıkarılan ya da bir dönüm noktası olarak görülen bir husus değil. Bu biraz da Galerius'un atadığı doğudaki diğer imparatorun Hristiyanlara zulmetmeye devam etmesiyle de alakalı olmalı diye düşünüyorum. Şimdi Milano Fermanı'ndan sonra pardon yanlış yere bastım. Çok özür. Ve Milano Fermanı'ndan sonra İmparator Konstantinus Afrika'da bir ciddi sorunla karşılaşıyor. Bu sorun, Afrika'daki sorun Donatus krizi. Bu Donatus bir şahıs ismi, bir piskopos Donatus. Kuzey Afrika'nın biraz daha güney bölgelerinden Numidya'da bir piskopos. Bu mesele Donatus krizinin kökeni 304-305 yılı civarına kadar gidiyor. Büyük takibat sırasında Afrika'daki Hristiyanların kendi aralarındaki tartışmalara dayanıyor. Bu mevzunu yani Donatus krizi büyük takibat sırasında Hristiyanların devletle ilişkilerini sorgulama meselesine geliyor. Yani büyük takibat sırasında pagan yetkililerle uzlaşan Hristiyanların geri tekrar kiliseye kabul edilmeleri durumunda yeniden vaftiz edilmemeleri meselesi gündeme geliyor. Bu aslında Afrika'da çok eski bir tartışma. Yani 60-70 yıl önce de benzer tartışmaları yapıyorlardı Afrika Hristiyanları. Konstantinus'un bu işe çözümü aslında kendisi çözüm bulamıyor. Roma'da bir kilise konsili toplayıp bunu çözmesi için Roma'daki piskoposa havale ediyor ama o bu işi çözemiyor ve Donatus krizi uzun vadede Kuzey Afrika Hristiyanları ile Avrupa'daki ya da işte İtalya'daki Hristiyanlar arasında bir kopukluğun ya da önemli bir kısmının kopukluğunun şey oluyor. Neden oluyor? Konstantinus'un karşı karşıya kaldığı Hristiyanlıkla ilgili olarak karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan bir tanesi de İskenderiye'de ortaya çıkan Arius tartışması. Arius tartışması burada gördüğünüz pasajdan da anlaşılacağı gibi Arius tartışmasını imparator Arius ile Piskopos arasındaki gereksiz bir tartışmaya bağlıyor. Yani siz diyor fikirlerinizde ısrar ettiniz, halbuki uzlaşabilirsiniz diyor. Bu ısrarcılığınız aranızda bölünmeye neden oldu, dostluğunuz bozuldu ve siz farklı gruplara ayrılan mübarek kişiler bedeni tek bir bütün olarak daha fazla koruyamadınız diyor. Yani kilise birliğini sağlayamadınız diyor. Arius tartışması büyük oranda şeyde çözümlenmeye çalışılıyor diyor. İznik Konsili'nde çözülmeye çalışılıyor. İmparator bu sorunu da çözmek 324 yılında şeyde Licinius'a karşı kazandığı zaferi de kutlamak amacıyla 325 yılında İznik'te bir toplantı düzenliyor. Bu toplantının birkaç gündemi var. Arius meselesi tek
gündem değil. Ve herhalde imparator açısından en önemli gündemi imparatorun iktidardaki 20. yılı Vikenaria kutlaması. Arius tartışması bir gündem. Paskalya tartışması var Hristiyanlar arasında. Paskalya yortusunun kutlama tarihi başka bir gündem. Bu üç gündemi bir arada çözmeye çalışıyor imparator şeyde. İznik konsilinde. Şimdi buradaki en büyük problem şu. İmparator neden kilise ile bu kadar kiliseyi kontrol etmek istedi? Ya da neden Hristiyanlar bu kadar destek verdi? Bunun birkaç şeyi var. Nedeni var. Birincisi imparatorun 310'lu yıllarda yani 313'teki Milano fermanından itibaren Hristiyanlığı ya da kiliseyi doğudaki rakibi olan, doğudaki imparator olan Licinius'a karşı kullanmak istiyor. Yani Licinius pagan, Konstantinus Hristiyanların hamisi rolünü oynuyor ve bunu yani kiliseyi bir anlamda Licinius'un iç işlerine karışma imkanı olarak kullanıyor, imkanı olarak görmek istiyor. Bu bağlamda Milano Fermanı sonrasında yani 313 ile 324 arasında en azından biz Eusebius'un yazdıklarından da biliyoruz. Licinius'un bir dönem doğuda kilise konsillerini yasakladığını, imparatorun ise ve Hristiyanların ise bunu bir tür tiranlık olarak gördüğünü biliyoruz. Yani Hristiyanlık Roma İmparatoru Konstantinus için yani o dönemde iki imparator olduğunu, eş zamanlı iki imparator olduğunu dikkate alırsanız Licinius'a karşı kullanılan bir silah aynı zamanda veyahut da şeyler işte kilise mensupları. Bu işin bir boyutu. Bunun başka bir boyutu daha var. İmparator 324 yılında 324 yılında Roma İmparatorluğunu tek başına kontrol ettiği zaman Sasani Kralı'na bir mektup yazıyor. Sasani Kralı'na yazdığı mektubu da yine biz Eusebius'tan öğreniyoruz. Eusebius'un Eusebius şunu aktarıyor bize. Dördüncü kitabın sonlarını başlarında Pers İmparatoru da bir elçi heyet aracılığıyla Konstantinus'tan tanınma talebinde talebinde bulunma gereği duyduğunda ve o da dostane anlaşma belgeleri gönderdiğinde imparator bu amaçla anlaşmalar müzakere etti ve karşılığında yaptıklarıyla onurlandırmayı başlatan kişiyi cömertlikte geride bıraktı. Kuşkusuz Tanrı'nın kiliselerinin Persler arasında çoğaldığını ve binlerce insanın Mesih'in kiliselerine toplandığını öğrendiğinde bu habere sevindi ve her yerde onlar için genel sorumluluğu olan biri olarak orada da yine hepsi adına ihtiyatlı önlemler aldı. Bunu Pers İmparatoruna gönderdiği ve insanları son derece nazik ve sağduyulu bir şekilde ona emanet ettiği mektup aracılığıyla kendi sözleriyle de açıklayacaktır. Bu belge de aramızda dolaşmaktadır ve imparator tarafından Latince olarak yazılmıştır. Ancak Yunanca çevrildiğinde okuyucu tarafından daha kolay anlaşılabilir. Eusebius'un bu Konstantinus'un mektubundan de sunuyor bize uzunca bir metin de veriyor. 9 ile 13. pasajlar arasında. Bunlar arasında en son 13. pasaj bilhassa mühim. Burada diyor ki Konstantinus, benim bütün endişem onlar içindir. Tabii ki Hristiyanları kastediyorum. İran'ın en önemli bölgelerinin de zengin bir şekilde bu insanlarla süslendiğini duymak benim için ne kadar sevindirici. Bu nedenle sizin için aynı zamanda onlar için de en iyisini dilerim. Çünkü onlar da sizin insanınız. Çünkü böylece evrenin egemen Rabbinin size karşı şefkatli ve merhametli ve lütufkar olmasını sağlayacaksınız. Siz de dindarlığınızla ünlü olduğunuz için bu Hristiyanları sizin büyüklüğünüze emanet ediyorum. Onları kendi insanlığınıza uygun olarak koruyup kollayın. İnanca sahip çıkarak hem kendinize hem de bize büyük bir memnuniyet vereceksiniz.
Şimdi burada bu çeviriler biraz hızlıca yaptığım için çok böyle şey olmayabilir, edebi bir dilde olmayabilir. Şimdi Sasanilerle derdi ne? Ya da Sasanilere karşı Konstantinus Hristiyanların hamisi, İran'daki Hristiyanların hamisi rolünü oynamak istiyor. Sadece İran'daki Hristiyanların hamisi rolünü oynamak değil derdi aslında. Aynı zamanda Roma İmparatorluğunda kilisenin örgütlü bir yapı olarak, kilisenin örgütlü bir yapı olarak biraz Sasanilere karşı bir savunma cephesi oluşturabileceğini de düşünüyor. Bu nereden ortaya çıkıyor? Biz Konstantinus'un biyografisiyle ilgili anlatılarda biliyoruz ki imparator gençliğinde en azından 305 yılından önce, yani Diyokletianus iktidarı döneminde doğuda orduda bir subay olarak hizmet etmiş. Subay olarak hizmet etmiş. Doğudaki Hristiyanların durumunu biliyorum. Hristiyanların en azından bu büyük tahribat sırasında bile ne kadar dirençli olduklarının farkında. Bu işin bir yönü. Sasaniler açısından şey nedir? Yani problem nedir? Şu. Sasaniler 3. yüzyılın ilk çeyreği sonunda İran'da ortaya çıkıyorlar ve İran'da Zerdüşt din örgütü bu hanedanı çok güçlü bir şekilde destekliyor. Ve Sasaniler 3. yüzyıl içerisinde yani 224'ten 298'e kadar Roma dünyasında bilhassa doğuda çok ciddi başarılar elde ediyorlar. Tabii 298'deki bir savaşta yenilip hemen hemen 224'teki duruma geri dönüyorlar. Bu da ayrı bir konu. Ama Romalılar bütün 3. yüzyıl boyunca Sasanilere karşı devletlerini savunabilmek, doğuyu savunabilmek için olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Batıdaki kaynaklarını doğuya aktarıyorlar. Doğuşundan dolayı önemli. İmparatorluğun doğusu nüfus olarak daha kalabalık, daha zengin. Dolayısıyla daha çok vergi üreten bir dünya. Burayı ellerinde tutmaları gerekiyor. Yani imparatorluğu tutabilmeleri için. Sasaniler ise Romalıları Anadolu'dan atma, belki bu ne kadar bilinçli bilmiyoruz. Ne kadar sonraki tarihçilerin biraz Sasanilere atfettiği bir mesele. Çünkü Sasaniler de kendilerini Pers İmparatorluğu'yla Pers İmparatorluğu'nun varisleri olarak görüyorlar. Pers İmparatorluğu ise milattan önce 6. 4. yüzyıllar arasında yani şeyden Hindistan'dan Makedonya'ya kadar devasa bir coğrafyaya sahiptiler. Bu Perslerin varisleri olmaları ya da oldukları bilinciyle Sasaniler'de dış politikalarının en azından Batı yönünü Roma'yı Anadolu'dan atma olarak ortaya koymuşlardı. Yine Sasaniler Anadolu'da pek çok yerde Zerdüşt tapınakları var. Bu tapınakların hamisi rolünü oynamaya çalışmışlar. 3. yüzyılda meşhur bir din adamları var. Nobet veyahut da Mobedan Nobet, yani başrahip. Bu din adamının Persepolis'teki yazıtında biz Anadolu'daki Zerdüşt tapınaklarına ilişkin bu muhabbetin veyahut da din adamının endişelerini görüyoruz. Yani Romalılar tarafından bu tapınakların saygı görmediği, kapatıldığı vesaire. Yani bu bir anlamda Zerdüştlüğün hamisi, Zerdüştlüğün koruyucusu rolünü Sasani kralı üstleniyor ve bir anlamda 3. yüzyıldaki Sasanilerin Anadolu'daki askeri faaliyetlerinin ideolojik arka planı ya da dini arka planı haline geliyor. Romalılar Sasanilere karşı karşı çıkabilmek için muhtemelen diğer şeyler, yani Roma dünyasındaki en azından Hristiyanlık dışında
hiçbir din örgütü sazdan izler düştüğü gibi birleşik bir yapı değil. Dolayısıyla bu birleşik yapı olmadığı için Roma İmparatoru Hristiyanlığı Sasanilere karşı bir organize yapı olarak ya da örgütlü bir yapı olarak desteklemenin daha mantıklı olacağını düşünmüş olmalı. Yani aynı zamanda Hristiyanlar İran'da da mevcut olduğu için aynı zamanda Hristiyanlar Roma İmparatoru açısından İran'daki yani Sasanilerin iç işlerine müdahale etme imkanı da veriyorlar. Mesela biz İzmir Konseyi'ne katılan bir İranlı temsilciden haberdarız. Böyle bir şey var. Bunu Eusebius en azından İzmir Konseyi'ne katılan çeşitli milletleri sayarken İranlı'nın da birisinin orada bulunduğunu anlatıyor. Diğer taraftan İran dünyasındaki Hristiyanlar da Sasaniler ve Romalılar arasında bir tür şey problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Aidiyet problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bunu biz 330'lu yıllarda Süryani yazarların eserlerinde, yazdıklarında görebiliyoruz. Bunların en meşhurlarından birisi Afrahat. Afrahat'ın yazıları. Şimdi Romalılar Konstantinus döneminde İran'a karşı imparatorluğu savunabilmek için doğuya elbette çok büyük yatırım yapıyorlar. Yani bu yatırımlar aslında Diokletianus zamanında affedersiniz. Diokletianus zamanında başlıyor bu yatırımlar. Ve Diokletianus başkenti doğuya taşıyor, Nikomedia'ya taşıyor. Diokletianus iki imparator yani doğuda bir de as imparator yani Kaiser ilan ediyor. Bu Kaiser da Antakya'da yaşıyor. En azından merkezi Antakya. Konstantinus ise imparatorluğun bütün problemlerini ya da bütün problemlerine dış bilhassa askeri problemlerine eş zamanlı olarak müdahale edebilmek için imparatorluğun başkentini şeye taşıyor. İstanbul'a taşıyor ya da Bizantium kentini yeni başkent ilan ediyor. Bunun pek çok nedeni var elbette. İmparatorun yani neden şeyi Nikomedia'yı muhafaza etmediği Nikomedia yerine yeni bir başkent tesis ettiği belki Diokletianus'un mirasını devam ettirmek istemiyor. Bu çok makul bir şey çünkü Diokletianus'un bıraktığı miras Hristiyanlara zulmeden pagan bir miras. Ama imparatorun derdi herhalde şey değil, Hristiyan bir başkent yaratmak değil, öyle bir düşüncesi yok. Öncelikli olarak derdi, stratejik olarak önemli bir noktayı kendisine seçiyor. Bunun şöyle bir avantajı da var. Licinius ile olan savaşında Bizantium kenti Konstantinus tarafını tutuyor bu şeyde. Bu da Bizantium için bir artı olarak düşünülebilir. Başka bir husus elbette Bizantium savunması nispeten çok daha kolay bir yer. Su kaynakları kıt olsa da savunması kolay bir yer. Bundan dolayı da Konstantinus Bizantium'u kendisine merkez olarak seçiyor. Şimdi haritada Bizantium'un yerini dikkate aldığınız zaman imparatorluğun hem Tuna sınırını hem de Tuna ve Ren sınırını hem de Doğu sınırını yani imparatorluğun iki büyük problem alanını dikkate aldığınız zaman İstanbul'un veyahut da Bizantium'un klasik başkent Roma'ya göre çok daha avantajlı bir konumda olduğu gayet aşikar. Yani imparator
bu şey yolunda, yani hem karayolundan bir iki hafta içerisinde Tuna sınırına ulaşabiliyor. Veya bu belki deniz yoluyla çok daha kısa Tuna'nın ağzından en azından şey yapabiliyor. Aynı durum yine Anadolu üzerinden, kara veyahut da deniz üzerinden Antakya'ya ulaşmak çok zor değil. Yani bir anlamda aslında Bizantiyum stratejik olarak Konstantinus'un hedeflerine çok daha uygun bir mekan. Siyaseten yani askeri ve siyasi olarak Bizantiyum'u seçmesinin gerisinde aslında işte bu imparatorun o dönemde karşılaştığı siyasi ve askeri problemler var. Yani en azından bunun gerisinde bu tür problemler var. Şimdi her ne kadar İmparator Konstantinus Hristiyanlığı desteklese de bu bazen tarihçiler tarafından Hristiyan bir başkent yaratma düşüncesi olarak görülse de imparatorun böyle bir derdinin olmadığı, en azından bu resimde gördüğünüz çemberli taş, yani bu Konstantinus sütunun üzerinde bulunan tarihçiler imparatorun bunun üzerinde çıplak bir heykelinin, Yunan tanrılarından Apollon'a benzeyen çıplak bir heykelinin olduğunu söylüyorlar. Bunu dikkate aldığınız zaman bunun yani Konstantinus'un derdinin her şeyden önce askeri bir askeri strateji açısından önemli bir noktayı kendisine merkez edinmek olduğunu düşünebiliriz. Yani bu bağlamda belki yani bizim yani Konstantinopolis'i Sasanilere karşı veya o dönemdeki işte diğer Tuna ötesinde kalan kavimlere karşı Romalıların bu imparatorluklarını koruyabilmek için yaptıkları en önemli yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Bu işin bir başka bir noktası. Diğer mesele işte daha önce de ifade ettiğim gibi kilise örgütünü şeye karşı, İran'daki Zerdüşt din örgütüne karşı bir denge olarak da görmüş olması muhtemel. Tabii buralardan şöyle bir anlam da çıkmamalı. Yani bizim imparatorun kendisinin şahsen Hristiyan olup olmadığı meselesi, ya bu en azından bizim sorunumuz değil. Hristiyanlığa destek verdiği gayet net. Dolayısıyla kendi tercihinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum, yani kişisel tercihinin. Ama Hristiyanlara ve kilise örgütüne net bir destek verdiğini söyleyebiliriz. Bu aşikar zaten bütün şeylerde. Zerdüştlüğe karşı bir denge olduğunu ben düşünüyorum. Pagan dinler bu rolü oynayabilecek durumda değillerdi. Çünkü pagan dinler Hristiyanlık gibi hiyerarşik bir örgütlenmeye sahip değillerdi. Yani en azından Konstantinus döneminde böyle bir şey yoktu. Pagan dinler birbirinden aslında bir yönüyle bağımsız, lokal, nitelikli yapılardı. Şeylerin İmparator Julianus'un ta 360'lı yıllarda, 360'ların başında paganizmi Hristiyanlık modelinde, daha doğrusu kilise modelinde yeniden örgütlemeye çalışması paganlığın aslında örgütleşme bakımından çok yeterli olmadığını gösteriyor. Bu işin bir başka boyutu. Konstantinus açısından bir husus elbette Konstantinus Hristiyanları bir anlamda dış politika enstrümanı olarak da görebiliyor. Yani şeye karşı, Sasanilere karşı bilhassa, hem Sasanilere karşı hem daha önce ifade ettiğim gibi Likinius'a karşı bir
dış politika enstrümanı olarak görebiliyorum. Konstantinus'un tahta çıkışından, ilk imparator oluşumdan 306'dan 300 sadece 325'e kadar değil, 337'deki ölümüne kadar Hristiyanlarla ilgili pek çok olayda Hristiyanları himaye ettiği ve kilisenin inanç meselesine kadar pek çok şeyle ilgilendiği, kiliseyi bir merkezi çatı altına toplamaya çalıştı ki İznik Konsili bunun en önemli platformlarından birisiydi. Burada burada İznik Konsili ile ilgili yani İznik Konsili'nde Hristiyanları ya da kilise örgütünü hiyerarşik bir yapı etrafında toplamaya çalıştığını biliyoruz. Hatta İznik Konsili'nde imparatorun inanç meselelerine de, inanç tartışmalarına da dahil olduğuna ilişkin konsile katılanların bir takım gözlemleri var. Bu da kilise tarihlerinde karşımıza çıkan bir mesele. Yani bu, yani Hristiyanların İznik Konsili öncesinde öncesinde de elbette şeyler var. Yani belli bir inanç, itikat metinleri ya da işte buluştukları bir itikat var. Fakat pek çok sayıda itikat var. Konstantinus İznik Konsili'nde bu bütün itikatları tek bir metin etrafında toplamaya çalışıyor. Bunu aslında büyük oranda da başarıyor. Çünkü İznik itikadı İstanbul'da 381 yılındaki İstanbul ya da Konstantinopolis Konsili'nde tekrar biraz daha genişletildikten sonra günümüzde hala Ortodoksluğun denek taşı olmaya devam ediyor. Şimdi yani bu bağlamda imparatorun hem Hristiyanların inanç esaslarını güncellemesi veya da inanç esaslarını belli bir çerçeve altına alması, hem kilise örgütünü belli bir hiyerarşik yapıya kavuşturmaya çalışması, imparatorun örgütlü kilisenin gücüne olan ihtiyacını da yansıtıyor. Konstantinus döneminde değil ama biz imparatorun bu tür endişelerinin oğulları döneminde ne kadar yerinde olduğunu görebiliyoruz. Mesela Konstantinus'un doğuda kalan halifi ya da oğlu 2. Konstantinus döneminde İran ile yapılan savaşlarda kilise liderleri çok pozitif, yönlendirici ve bu kentlerin savunmasında lider rol oynuyorlar. Bunun en bilinen örneklerinden birisi 337'den sonra 337'den 350'li yıllara kadar Nusaybin'in, bugünkü Nusaybin'in ya da o zamanki adıyla Nisibis'in Sasanilere karşı savunmasında kentin piskoposunun oynadığı yönlendirici liderlik rolünü biliyoruz. O dönemde kentin piskoposu olan Yakup hem Sasani ordusuna karşı şey olarak, yani savunmayı örgütleyen bir lider olarak Nusaybin'in Sasani'nin eline geçmesini engellemeyi başarıyor. Bu da aslında imparatorun kilise örgütüne olan ihtiyacını yansıtan bir başka nokta. Yani kendi döneminde veya sonraki dönemlerde de imparator veya da Roma imparatorları örgütlü yapıların
kontrolü elde tutarak kentlerin savunmasını temin etmiş oluyorlar. Bu işin kanaatimce işin esas noktası, yani Roma İmparatorluğu açısından esas problem imparatorluğun doğu yarısının savunulmasında kiliseyi faaliyete geçirmek ya da kilisenin örgütlü yapısından faydalanmak. Benim en azından hani kişisel olarak düşüncem bu. Şimdi bunun dışında Konstantinus'un din politikası, yani bu rüyası gibi anlatılar aslında bir anlamda Konstantinus'un Hristiyanlığa dönüşünün ya da Hristiyanlığı himaye edişini meşrulaştıran, işte imparatoru Hristiyanlar açısından önemli bir aziz haline getiren anlatılar olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu anlatılar aynı zamanda aslında yani tarihçilerin tarih yazıcılığı malzemesi olarak günümüze bıraktıkları ayrıntılar diye söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bunun evet herhalde bu kadar yeterli olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Aslında evet, şimdiye kadar pek çok yerde duyduk, okuduk. Konstantin'in gördüğü rüya siyasal anlamda önemliydi. Başkenti İstanbul olarak seçen bir deha aslında ülkede yaşanan krizi de görüyor ve bu krizleri aşmak için özellikle dinsel anlamda bir toparlanma gerektiğini düşünüyor. Böylelikle de tabii Hristiyanlığı destekliyor, onun hamisi oluyor. Ama bugün bence en önemli açılım hakikaten Sasanilere karşı bir düzenleme ya da bir organizasyon olarak görülmesi. Çünkü biliyoruz ki Sasaniler kurulduktan 6. yüzyıl ortalarına kadar özellikle Transkafkasya'da Zerdüştlüğün yayılmasında çok önemli rol oynuyorlar. Dolayısıyla Konstantin'in tabunu o dönemden görüp ona karşı bir önlem alması hakikaten bence çok önemliydi. Böyle bir açılım için hakikaten çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, şimdi yani şöyle bu yani din ve dış politika aslında bu belki şöyle düşünülmek ya da şöyle çalışılması ya da konuşulması gerekiyor. Din politikası ve dış politika arasındaki ilişki. Yani aynı durum aslında Sasaniler için de geçerli. Yani Sasaniler hakkındaki metinler Sasanilerin de Zerdüştlerin hamisi rolünü oynamaya çalıştıkları, Zerdüştlüğü Sasanilerin bir tür hani emperyal ideolojisi olarak ya da emperyal ideolojiyi besleyen bir motivasyon olarak kullandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla İmparator Konstantinus açısından Zerdüştlüğe karşı koyabilmek için, ideolojik olarak karşı koyabilmek için Hristiyan kilise önemli bir enstrüman. Çünkü kilise her yerde şeye sahip. Yani her yerde örgütü var. Yani kentlerde, sadece büyük kentlerde değil, daha küçük çaplı kentlerde örgütlerin olduğunu biz kilise konsillerine katılan insanların sayısından biliyoruz. Mesela İznik konsiline 250-300 civarında insan geliyor. Yani 300 civarında temsilci geliyor. Bu şu anlama geliyor. Yani Doğu dünyasından gelenlerin tamamı, Doğu dünyasında çok sayıda kent var. Bunların bazı önemsiz kentlerin piskoposları bile geliyor. Yani Hristiyanlık Doğu dünyası kentlerinde ya da Doğu Roma kentlerinde ciddi manada örgütlü bir yapı ve Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun İran'a karşı mücadelesinde bir enstrüman
olma potansiyeline sahip. Paganlık buna sahip değil. Çünkü paganlık Hristiyanlık gibi birleşik bir kilise örgütüne sahip değil. Ya daha doğrusu birleşik bir dini örgüte sahip değil. Herhalde buradaki en büyük problem Roma imparatorlarının organize İran'da gördükleri organize devlet dinine karşı yine imparator kendi imparatorluklarını bir başka organize dinle savunma çabası. Tabii sadece kiliseyle savunmuyor ama toplumu mobilize eden, toplumun duyarlılıklarını yakalayan bir yapı kilise. Bu noktada önemlidir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi sorular var. İzninizle bu sorulara geçiyorum. Bahattin Bayram. Konstantinus'un... Ekran görüntüsünü mü hocam? Dursun mu? Nasıl var? Şu anda zaten biz görmüyoruz. Şey mi, ekranı mı? Evet, sizin ekranınızı görmüyoruz artık. Sunum yok. Öyle mi? Ben hiçbir şey görmüyorum ama sadece merak ediyorum. Evet, neyse buyurun. Tamam, sorayım. Konstantinus'un Hristiyanlığı yeni bir otokrat olarak yerel Hristiyan elitlerin desteklerini kazanmak ve egemenliğini güçlendirmek için de himaye ettiği öne sürülüyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? Bu tabii çok eski bir görüş. Yani 19. yüzyılda neydi o zaman? 19. Bu bin şur bir Jakob Burckhardt'ın görüşü. İmparatorun bir fırsatçı olduğu, yani siyasi bir fırsatçı olduğu görüşü. Şimdi yani imparator tabii sadece saf bir Hristiyan değil, aynı zamanda bir siyasetçi. Yani bir siyasetçi olarak elindeki imkanlardan faydalanmaya çalışıyor. Bu noktada Burckhardt'ın görüşüne yani kısmen katılmak da gerekiyor. Yani imparator sadece şey değil. Yani hani sadece Hristiyanları himaye edeyim. Hristiyan yani Tanrı nasıl isterse ya da Hristiyan Tanrı'yı nasıl memnun etmem gerekiyorsa onun üzerine bir çaba sarf edeyim düşüncesinde olduğunu zannetmiyorum. Evet yani Hristiyanların Hristiyan Tanrı'yı ya da Hristiyanların Tanrısını da memnun etmeye çalışıyor. Yani muhtemelen kendisi her ne kadar ölüm döşeğinde vaftiz edildiyse de vaftizi çok şeye bırakıyor yani sonraya bırakıyor. Kendisini Hristiyanların hamisi olarak bundaki politik imkanları da dikkate alarak hareket ediyor diyebilirim. Yani şeyi bütünüyle gözden yani salt bir fırsatçı siyasetçi şeyi görmeden yani ikisini biraz dengeli görmeye çalışmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Mustafa Büyükkolancı hocamızın bir sorusu var. Değerli Turhan Hocam, teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Benim sorum, Konstantinus'un vefatı sırasında Hristiyanlığı kabul ettiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Tekrar alabilir miyim soruyu? Konstantinus'un vefatı sırasında Hristiyanlığı kabul ettiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi vefat yani şeyinde vaftiz ediliyor. Yani 337'de ölmezden hemen önce vaftiz ediliyor. Bu tabii yani kiliseye dahil olması o tarihte. Şeyi bilemeyiz tabii. Yani gönlünde ne vardı bilemeyiz. Bunu bu konuda bir şey söylemek zor. Ama güneş kültüyle Hristiyanlık arasında bir uzlaşı aradığını İşte 321 yılında yanlış hatırlamıyorsam değil mi? O bir pazar gününü yani güneş gününü şey günü olarak yani tatil günü olarak ilan etmesi yani
paganlıkla Hristiyanlık arasında bir yakınlaşma ya da işte birleştirme şeyi olduğu söylenebilir. Diğer taraftan şöyle bir şey de var. Yani imparatorun vaftiz edilme meselesi bu 337'de işte Eusebius tarafından İzmit'te vaftiz ediliyor. Vaftizinden önceki durumda Hristiyan mıydı değil miydi? Tabii bunu şey yapmak, tartışmak ya da bu konuda herhangi bir şey söylemek bilmiyorum. Çok şey değil herhalde. Yani bu çünkü bazı modern yazarlar şey diyorlar. Konstantinus Hristiyandı ama vaftizi ölüm döşeğine erteledi. Çünkü vaftiz edildikten sonra günah işlemek istemiyordu. Bu bir açıklama tabii. Yani vaftiz edildikten sonra günah işlemek istememek, şeye temiz gitmek bir açıklama. Yani bunun dışında ne söyleyebilirim bilemiyorum. Herhalde bu kafi diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Feridun Özgümüş hocamızın bir sorusu var. Büyük ihtimalle Konstantinus Roma'nın başkentini Roma'dan Bizantiyon'a getirmeseydi, Katolik Ortodoks bölünmesi olmayacaktı. Galiba bu iki şehrin kavgası. Katolik Ortodoks bölünmesi yani kentle sınırlı değil elbette. Bu bir kültür farkı herhalde. Katolik Ortodoks bölünmesi başkent İstanbul'a getirilmeseydi de yani Roma'da kalsaydı bu sefer Roma İmparatorluğunu Roma İmparatorluğu korunabilir miydi? O da ayrı bir şey. Çünkü bu Katolik Ortodoks iki kelime aslında birbirinden çok farklı değil. Yani bir Katoliklik işte evrenselliği ifade ediyor. Ortodoksluk doğru düşünceyi ifade ediyor. Her ikisi de ya daha doğrusu her iki saf da yani Katolik veya Ortodoks taraf kendisini yani Katolikler de kendisini Ortodoks olarak görüyor. Ortodokslar da kendilerini Katolik olarak görüyor. Yani bu noktada ikisi çok farklı şeyler değil. Ayrım çok daha sonraları gerçekleşiyor. Yani o dönemde ortada tek bir Roma İmparatorluğu var. Yani belki yani tabii ki tarihte yani geçmişe bakıp ya şu şöyle olsaydı bu böyle olsaydı diye söylemek çok doğru değil ama belki yani Konstantinopolis Batı'ya da hakim olabilseydi tam anlamıyla yani Batı'yı da dönüştürebilseydi o zaman Feridun Hoca'nın söylediği daha makul olabilirdi. Ama Batı'da Latin bir gelenek var. Yani bir kültür geleneği var. Doğu'da en işte geniş kapsamlı olan Yunanca bir kültür geleneği var. Onun tabii alt veyahut da işte başka adacıklar da var hem doğuda hem batıda. İşte doğuda Süryaniler var. Diğer taraftan şeyde batıda daha farklı olarak tabii Berberi literatür diye bir şey yok ama yani en azından benim bildiğim kadar yok. Farklı alt kültürler var her iki tarafta. Bu Katolik Ortodoks meselesi şeyden çok sonra yani Konstantinus'tan 4. yüzyıldan falan çok daha sonra ortaya çıkıyor. Yani biliyorsunuz Justinianus da kendisini Salt Roma İmparatoru olarak görüyor. Yani Batı'yı tekrar kontrol altına almaya çalışıyor vesaire. Bunu kısmen başarıyor ama çok uzun soluklu olmuyor. Ayrı bir konu. İmparatorun yani bu Katolik Ortodoks meselesi imparatorun Konstantinopolis'i kurmasıyla sınırlı bir şey değil diye düşünüyorum. Çünkü Yunanca ya da Yunan kültürü içerisinde gelişen Hristiyanlık ile Latin kültürü içerisinde gelişen Hristiyanlık formları birbirinden biraz farklı. Yani bu iki kültür olduğu müddetçe muhtemelen
muhtemelen ayrım da olurdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Sanırım son bir soru daha var. Salih Soslu. Konstantinus'un Hristiyanlara ve kiliseye verdiği destek sadece kabul ettiğini varsaydığımız kendi inancının bir gereği miydi? Yoksa bunda başka etkenler de var mıydı? Ya imparatorun kendi inancının mesele imparatorluğun doğu yarısını ayakta tutmak olarak ya da imparatorluğu ayakta tutmak olarak görürsek kendi inancı, kişisel inancı bu noktada çok önemli olmayabilir ama kendisi de Hristiyanlığa inanıyor olmalı ki işte Eusebius'a atfedilen onun yazdığı mektuplar, Hristiyanları bir arada tutmaya çalışması, yani Arius tartışmasına müdahale ediyor, Afrika'da Donatus krizine müdahale ediyor, Paskalya tartışmasındaki bölünmelere müdahale ediyor. Yani pek çok noktada şeyleri, Hristiyanları tek bir, tabiri caizse tek bir gemide toplamaya çalışıyor. Bu noktada inancının şeye uzak olduğunu söylemek zor. Yani hani Hristiyan olmadığını söylemek zor. Yani vaftizinin ölüm döşeğine ertelenmiş olması onu onun Hristiyan olmadığı anlamına gelmez. Yani dolayısıyla imparatorun Hristiyanlığa verdiği destek aynı zaman yani ikisi bir arada diye düşünüyorum. Ben yani aynı zamanda kendi dünyasını da yansıtan bir şey. Ama bunda siyasi bir fırsat görmüyor da değil. Bunu da görüyor. Yani Hristiyanlıkta siyasi bir imkan da görüyor Konstantinus. Hatta belki siyasi bir imkan gördüğü için de buraya meyletmiş olması muhtemel yani. Evet. Evet hocam. Bu yoğun zamanlarınızda bize vakit ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz Turan hocam. Gerçekten çok ilgili bir online konferans dinledik hep birlikte. Çok çok sağ olun, var olun. Arkeoloji Enstitüsü'ne. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.